Boşuna debelenme abi. Babamın hisseleri benim olacak. Asıl sen debelenme. Sen bu iş aleminde daha toysun, acemisin. Bense hem hallederiz Aşe'nin hem de hallederiz felsefesinin kurucusu Kadir'im. Merak etme. Ben 10 milyarı senden önce kazanıp babamın hisselerini de halledeceğim. Babam kendisine hallederiz felsefesinin kurucusu diyor. Gerçekten de öyle. Babam her işi mutlaka halleder. Mesela babam bazen eve geç gelir. Birazcık da içime uyu vardır. Sen benim gönlümde açmadan solan bir gülsün. Annemse bu duruma sinir olur. Neredesin Kadir? Hulya. Hulya'ya? Bu vakte kadar neredesin? Yine içki içtin değil mi? Evet, içtim. Ama bir sor bakalım ben niye içtim? Nerede içtin çabuk söyle. Pavyonda dansözlerin karşısında mı? Dansözler mi? Pavyon mu? Hayır Hulya, bilemedin. Çiçekçide. Hani Taksim'de çiçekçiler var ya Hulya. Eve gelirken sevgili karıma, güzel bir tanecik karıma çiçek alayım dedim. Tam çiçeği alıyordum. Çiçekçi kadın sormaz mı? Abi bu çiçekleri kime alırsın diye. E'si o sorunca ben de anlatayım bari dedim. Bu çiçeği dünyanın en güzel insanına, aşık olduğum kadına, çocuğumun anasına alıyorum dedi. Ona buradaki bütün çiçekleri alsam mı yetmez dedim. Ona Hollanda'daki lale bahçelerini versem yine de yetmez dedim. Sonra o da bana dedi ki, abi senin gibi aşık adam kalmış mıdır abi bu dünyada ya dedi. Sonra oturdum çiçekçi kadının yanına, başladım ona seni anlatmaya. Gözlerinin güzelliğini anlattım. O derin, o sevgi dolu, o manalı bakışlarını anlattım. İpek gibi saçlarına dokunduğunda içimin nasıl titrediğini anlattım. Ben bunları anlatırken kadın zulasından bir şişe kanyak çıkarmaz mı? Kıramadım tabii, içmeye başladım. Ben sadece senin ellerinin narinliğini anlatırken koca bir şişe kanyağı içivermişim. Sonra insanlar etrafımıza toplanmaya başladı. Ben sana olan aşkımı anlatırken ağlayanlar oldu. Sana olan aşkımı duydukça kim bu harika kadın? Kim bu harika kadın diye soranlar oldu. Anlattım Hulya. Saatlerce o insanlara seni anlattım. Tüm Taksim'e seni ne kadar çok sevdiğimi, sana nasıl aşık olduğumu haykırdım Hulya. Haykırdım. Kadir. Hulya. Babam doğru mu söyler yoksa kafadan mı atar bilmiyorum. Ama anneme her seferinde yumuşatır. Babam annemi atlattığı gibi beni de arada sırada atlatır. Hoş bulduk benim güzel kızım. Hoş bulduk benim gökkuşağım. Baba, yarınki veli toplantısını unutmadın değil mi? Mutlaka gelmen gerek.
veli toplantısını... kızım ben senin veli toplantısına geleceğim de ne olacak ki? Öğretmenin o toplantıda yaramaz ve tembel çocukları velilerine şikayet ederken benim canım çok sıkılıyor. Sen çok akıllı, uslu ve çalışkan bir çocuk olduğun için senin için bir şey söylemiyorlar. Ben de öyle en arkada oturuyorum öyle, çok sıkılıyorum. Hiç görmedim ki baba, nereden bileceksin? Yavrum, güzel kızım, gelsem de bunun böyle olacağını biliyorum tabii. Of ya, annem bu sefer baban gitsin dedi. Benim çok işim var kızım. Eğer anneni ikna edersen bu hamburgerler senin. Ama yok ikna edemezsen bunların hepsini ben yerim. Bak, duble duble hamburger, duble duble patates. Ayrıca duble duble kola. Ben biraz otur düşün derim. Ben annemi ikna ederim. He? Kadir, yine mi hamburger aldın Ceren'e? Ne yapayım Hulya? Kıyamadım, dayanamadım. O benim meleğim. Sayende tombul bir melek. Annem çok iyi bir kadındır. Ama birazcık sinirlidir. Hain evlat, ne olacak? Ne oldu? Niye hain diyorsun torunuma? Bu evdeki en önemli kişi babasıymış. Ev ödevini öyle yazmış. Ne olmuş? Niye şaşırıyorsun? Bebekliğinden beri onu hastanelere koşturan benim anne. O hiçbir zaman yanında yoktu. Niye babası daha önemli oluyor da ben olmuyorum? Kıskanma oğlumu. Demek ki yeterince önemli değilmişsin. Nasıl kazanılır? 10 milyar nasıl kazanılır? Hadi oğlum Kadir, çalıştır saksıyı. Alt tarafı bir 10 milyar kazanacaksın. Kudret amca hisselere benim olursa asil patron ben olurum. Hadi bakalım, ben çıkıyorum. Nereye patron? Gidip biraz piyasa araştırması yapacağım. Sermaye bulacağım. Ne demişler? Para parayı çeker. Sermaye olmadan para kazanılmaz. Tabii çoluk çocuk bilmez bunları. Öyle aval aval tavana bakar. Vallahi benden önce 10 milyar kazanırsa hapı yutarız Rafi. Şirket abim gibi küçük düşünen birinin eline geçer. Bence haklı. Sermayesiz iş olmaz ki. Olur güzelim, olur. Sermayeyle herkes iş yapar. Önemli olan sermayesiz iş yapmak. Buldum abicim, buldum. Ne buldun? İkimizi de zengin edecek formülü buldum. Neymiş o? Seni Fenerbahçe'ye satacağım. Bu nasıl oldu? Vallahi fena değil, biraz kalın ama güzel. Buyur. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederiz. Ay, bu hiç olmamış. Çok yaşlı göstermiş seni. Yahu istediğin de bu değil mi? Bir de şunu deneyelim Kudret abi. Bu genç işi, yaşlı göstermez. Yok yok, bu da çok genç işi. Daha iyi ya. Kudret abi de ihtiyar delikanlı zaten. Aman yok Sinan Bey, bu gözlüğün çerçevesi yok. Yarın bir gün orada burada unutur, üstüne oturur parçalar gözlüğü. Ya ben gerizekalı mıyım da oturayım gözlüğün üstüne kırayım ha? Hayır yani gözlüğün gözünde olmayınca görmezsin de onun için demiştim. Ya sen karışma bizim işimize. Hadi git mutfağa, işin gücün yok mu senin ya? Git bulaşıkları yıka. Ben bulaşıklarımı yıkadım Kudret. Hep böyle ya. Her işe karışıyor ben. Ağlak. Ah zavallı babaannem. Annem bana kızdığı için, dedem de ona kızdığı için bu kadar çok yiyoruz zaten. Genelde evde kimse olmadığı zamanları seçiyoruz.
Yoksa gelip yeme diye bağırıyorlar. Nasıl güzel hazırlamış mıyım babaannem? Eline sağlık kızım. Yalnız turşusu biraz azalmış. Ketçap uzatır mısın babaannem? Biraz ben alayım mı? Yarın hamburgerciye gider miyiz babaannem? Gideriz tabii. Hürmetler millet. Ne o öyle içeri politikacı gibi giriyorsun? Hürmetler millet filan. Miting mi yapıyoruz? Peki baba. Bir daha demem. Bir daha öyle girmem baba. Gel gel. Babana gözlük seçiyoruz. Aa öyle mi? Demek karar verdim baba ha? Hem sen ne yapıyorsun bu saatte burada Ağustos böceği? Ben Sinan abi arıyorum baba. Telefon ettim. Size gidiyorum dedi. Ben de buraya geldim. Niye arıyorsun Sinan'ı? Bak kardeşin işinin başında, sen dalga geçiyorsun. Yok baba, bir mesele vardıydı da. Sus! Hem aytasın, hem gevezesin, hem yılışıksın. Ah, ah okumadı işte, okumadı. Hiç kardeşine benzemedi ya bu. Beceriksiz. Dedemin bir kötü huyu da çocuklara çifte standart uygulamasıdır. Sen niye tıraş olmadın bak? Ben mi? Tıraş mı? Oldum baba. Hem de bu sabah oldum. Sinek kaydı tıraş oldum. Sakal değil. Saç tıraşı. Şu haline bak. Papaz gibi olmuşsun. Papazdan da öte baba. Sanki bir kardinal. Sen sus. Laylan evlat. Bak kardeşine. Saçlarını kısacık kestirmiş. Taramış. Efendi gibi yaşıyor. Ya sen manize Tarzan'a dönmüşsün. Abim de haklı baba. Biz efendi insan olmayı üniversitede öğrendik. Abim okumamış ki. Ben saçlarımdan gayet memnunum. O yüzden kapa çeneni. Asıl sen kapa çeneni. Kıskanma kardeşini. Bak okumadın ne hale geldin be. Yakında bitlenir bu baba. Bitlenir tabii. Beceriksiz bu. Daha berberin yolunu bile bilmiyor. Şu bıyıkların haline bak be. Kızılay çadırı gibi duruyor. İlahi babacığım. Çok haklısınız. Gülmesene be. Laylan evlat. Bırak gülsün. Okumuş insanın her şeye hakkı vardır. Gülmeye de hakkı vardır. Ama senin gülmeye bile hakkın yok. Hiçbir şeye hakkın yok. Aslan evlat. Canım yavrum. Amcam Almanya'dayken hiç böyle bir sorun yoktu. O geldi, babam depresyona girdi. Dedem amcama okumuş diyor. Ama geçen gün bir soru sordum, bilemedi. Tabii hayatım. Tabii yardım ederim. Söyle bakalım Ceren'cim. Konu neydi? Matematik. Matematik mi? Sen mühendislik okudun ya. Çözersin. Tabii. Tabii çözerim. Şu mu? Evet. Bir musluk bir havuzu 4 saatte dolduruyor. Başka bir musluk aynı havuzu 1,5 saatte boşaltıyor. Biri dolduruyor, biri boşaltıyor. Değil mi? İki musluk aynı anda açılırsa havuz kaç saatte dolar? Heh. Eyvah, şimdi yandık. Oho, bunlar amcanın için ne gibi güzel evladım. O yüksek matematikler, yüksek fizikler, yüksek kimyalar okudu. O her şeyin yükseğini okudu maşallah. Alayım. Muslukları gördün mü? Bu havuzun muslukları. Hadi amca. Bir dakika çocuğum, kurnayı da çizelim. Bu havuzun
kurnası dilerim. Sıra geldi. İkinci havuz. Buradan fış 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 diyelim. Buradan öbüründen. Bu milliyetime çok kızıyorum baba. Çocukların akıllarını havuzla mavuzla dolduruyorlar. Havuzun dershanede ne işi var? İstersen git çocukların dersini, matematik dersini havuzda yaptır. Bir de üstelik çocukları istersen şezlongu uzat baba. Ayrıca havuzu olan var, olmayan var. Şimdi havuzu olan bir çocukla Ceren bir mi? Havuzu olan bir çocuk aynı zamanda zengin de oluyorlar. İsterse havuzu açtırır, doldurup boşalttırır, kendi dener. Bizimki ne yapsın? Ceren ne yapsın? Onun havuzu değil, küveti bile yok baba. Ya çok doğru oğlum, çok doğru. Ben bu soruyu protesto ediyorum. Böyle haksız rekabete ortak olamam. Kusura bakma Ceren'ciğim. Çözemedin değil mi amca? Aa, o nasıl laf Ceren'ciğim? Amcam böyle soruları gözü kapalı çözer. E çözer de prensip olarak karşıymış. Yani ben bu amcamı çözemedim. Bazen çok garip davranıyor. Ne yaptın kendine? Bir Brezilyalı futbolcunun menajeri de Brezilyalı gibi olmalı. Öyle değil mi Rafaela da Silva? Vallahi ne yaptığını hiç anlamıyorum Semih abi. Semih abi yok, amigos. Benim adım Carlos Antonios Oliveira. Ne? Kart vizitimi bastırınca anlarsın. Kart viziti mi bastıracağız? E herhalde. Koskoca Fenerbahçe'ye gidiyoruz. Daha kendimize takım elbise almamız lazım. Canti giyinmemiz lazım. Saçlarına da şöyle serseri bir hava veririz. Gerçi zaten serserisin. Vallahi Fenerbahçe'ye satarsın beni. Tarihe geçersin Semih abi. Oynadın mı? Büyük oynayacaksın Rafi'cim. Sana şeyin hikayesini anlatmış mıydım? Eyfel Kulesi'ni hurdacılara satan adamın hikayesini. Yok. Hikayeyi bilmene gerek yok Rafi'cim. Şunu bil yeter. Bu dünyada ne kadar büyük yalan atarsan o kadar inandırıcı olursun. Bence bu iyidir Sinan. Tamam. Evet, tamam. Bu olsun. Yok baba, o bence senin yüzüne tam olmadı. Bir de şunu dene, dene bir bak, bir bak. Ya sıkıldım artık, tamam ya, Allah Allah. Bu olsun ya Sinan, bu olsun, tamam. Ben tuvalete gidiyorum. Tamam abi, ben arkadaşlara söylerim. Yarın camını takıp getirirler. Tamam. Nihayet baş başa kaldık Siren abi. Sahi sen ne konuşacaktın benimle? Şey Siren abi, ben çok karlı bir işe giriyorum da... ...düşündüm, taşındım, bu kadar çok parayı tek başıma kazanmamalıyım dedim. Haksızlık olur dedim. Siren abinin bende çok emeği var dedim. Onu da ortak edeyim dedim. Ne işiymiş o? Filo kiralama işi Siren abi. Ne filosu? Araba filosu kuracağız, şirketlere kiralayacağız. Sen de araba filosu kuracak kadar para var mı ki? İşte tam bu noktada sen devreye giriyorsun abi. Filoyu sen kuruyorsun, kiralamayı ben yapıyorum, kârı paylaşıyoruz. Daha iyi bir fikrim var. Tamam Sinan abi, söyleyebilirsin, ben fikirlere açık bir adamımdır. Filoyu sen kur, pazarlamayı ben yapayım. Sen kârından evimin kirasını öde, gerisini de güle güle harca. İyi de bende filo kuracak likidi de yok Sinan abi. Ama sanma ki ben hiç sermaye koymayacağım. Benim 124'ü de filoya katacağız. Peki senin 124'ü külüstür arabanı kimin kiralayacağını sorabilir miyim acaba Kadir'cim? Öyle deme Sinan abi, öyle deme. 124 başlı başına bir ekoldür. Ben ne genel müdürler ne CEO'lar tanıyorum eski araba düşkünü. Elbet onu da kiralayacak birileri çıkar. Kusura bakma Kadir'cim ama senin arabanı kiralayacak kimse olduğunu sanmıyorum. Bir sürü gıcır araba alacağız Sinan abi. Ha senin jipi de katacağız filoya. İsteyen istediğini kiralar. Nasıl fikir ama? Benim jipi. Her kesime hitap etmek gerekir Sinan abi. Akıllı olmak gerekir Sinan abi. Doğru. Akıllı olmak gerekir. Bu nedenle de seninle iş yapmamak gerekir. Aşk olsun Sinan abi. Teessüf ederim Sinan abi. Sen beni hiç tanımamışsın abi. Evimi sana kaptırdım Kadir'cim. Ama arabamı kapamazsın. Ha ev demişken
Artık şu kirayı ödeyiversen bir zahmet. Günü geçeli çok oldu da. Bir dakika Sinan abi. Ben bak her şeyi açıklayabilirim. Sinan abi bak beni bir dinle. Abi bir dinle ondan sonra anlamadım. Biz ailecek Müjgan teyzenin evinde oturuyoruz. O kadar çok taşınıyoruz ki sonunda onların evini de bulduk. Sinan amcalar çok zengindir. Müjgan teyze sürekli yurt dışından ve Zekeriya köydeki şatolarından bahseder. Ay bahar da geldi. Bizim Zekeriya köydeki evin bahçesindeki bütün çiçekler açtı. Müjgancığım yine ev dedin. Ah pardon şekerim şato diyecektim değil mi? bahçe şart tabii. Vallahi hiç anlamıyorum siz bu bahçesiz apartman katlarında nasıl yaşıyorsunuz? Bunalmıyor musunuz hiç? Bunalıyoruz. Vallahi bizim bahçeyi görseniz Versay Sarayı'nın bahçesi gibi. Rengarenk, çiçek çiçek. Hayatım, Kudret abi nereden bilsin Versay Sarayı'nın bahçesini? Ah pardon, tabii siz hiç Paris'e gitmemiştiniz değil mi? Biz 3-4 kere gittik. Niye? Bir kere de anlayamıyor musunuz Müjgan Hanım? İlahi Bahriye Hanım, anlamadığımızdan değil. Paris bir tutkudur. Bir kere gittiniz mi, hep gitmek istersiniz. Ben Paris'i belgeselde görmüştüm. Ben de hiç tutku mutku olmadı. Hayatım, belgeselle gerçek Paris bir mi? Değil mi? Yani bize Paris diye Madrid'i mi gösterttiriyorlar? Kudret abi, atlayın gelin bir ara da barbekü falan yapalım ya. Barbekü mü? O neymiş? Hayatım, sen de bana diyorsun ama kendin yapıyorsun. Kudret Bey ne bilsin barbekü? Mangal Kudret Bey, mangal. Ha. Bak, mangal deyince anlıyorlar. Mangal mı? Mangal varsa ben gelirim. Ne zaman gelelim? Yarın gelirsiniz. Gelirken etleri de alırsın değil mi Kadir'cim? Etleri mi? Aa, merak etme canım. Buranın kirasından düşerim parasını. Kirayı et olarak alacağımız günleri görmek de varmış kısmette. Ay vallahi çok alem bir oğlunuz var Bahriye Hanım. Dur bakalım daha neler göreceğiz. İyi ki bir evleri var. Hep bizimkileri utandırıyorlar. Utandırıyorlar. Ceren, kızım artık bırak da bir şeyler ya hadi. Acıkmadım anne. Ah, ne demek acıkmadım? Sabahtan beri onun başındasın. Sen de yesen de kızıyorsun, yemesen de kızıyorsun anne. Madem beni önemsemiyorsun küçük hanım, bundan sonra böyle. Merhaba Hulya. Aa, bildiğin iyi bir köy var mı? Köy mü? Hı-hı. Niçin? Hayatımızın geri kalanını geçirmek için. Bebe İpek teyzemden Tangut enişten var. Tangut enişten biraz enteldir.